Hayal etti, çalıştı, başardı. İşte tüm kadınlara örnek olabilecek bir girişimcilik öyküsü. Bir tık şöyle eğebilir misin? Doğuma gitmeden bir gün öncesine kadar çekimlerim vardı. Çekimlerimi yaptım, hazırlandım ve doğuma gittim. Fotoğraf tutkusunu profesyonelliğe döktü ve şu anda hayal edemeyeceği kadar başarılı. Küçüklüğümden beri hep bir şeyler yapar satardım. Ticareti de çok severim. O yüzden de hep kendi işim olsun istemiştim. 30 yaşındaki Gizem Atak hayalleri yalnızca planlı bir çalışmayla gerçekleştirmenin gayet kolay olduğunun canlı kanıtı adeta. Genç kadın bir fabrikada makine ressamı olarak çalışırken şu anda İzmir'in en ünlü düğün ve bebek fotoğrafçılarından biri ve bunu gerçekleştirmek için tek yapması gereken kendine inanmak oldu. Makine teknikeriydim. Bir fotoğrafçıyı gördüm aslında. Çok beğendim. Ben fotoğrafçı olmalıyım dedim. İşi bıraktım. Yaklaşık 8 ay falan işsiz kaldım. Gizem Atak hayallerindeki mesleği bulduktan sonra ilk iş KOSGEB'e başvurdu. Desteğini ve gerekli eğitimleri aldı ve kendine bir stüdyo açtı. Şu anda birçok çalışanı ve 5 yıldır başarıyla ayakta tuttuğu bir işletmesi var. Mahalle arasında bir dükkan kiraladım. Cadde üzerine çıkmam gerekiyordu. Ara sokakta görünmüyordum. İlk açtığım sene dedim ki ben yapamıyorum herhalde. Son bir atımlık kurşunum vardı. Bir deneyeyim dedim. Şu anda cadde üzerindeyim. Atağın en büyük destekçileri kuaför eşi, sosyal medyayı aktif kullanması ve aldığı eğitimler oldu. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Genellikle gelin ve damatla fotoğraf çekiliyorum. Güzel bir çiftle beraberiz gibi. Gelinlerin saçından makyajına, gelinliğine kadar ilgileniyorum. Benim de aynı zamanda reklamım olacak. Düğün fotoğrafçılığında ustalaşan Atak, bebek beklerken bebek fotoğrafçılığına merak saldı ve şu anda iki alanda da eğitimler verebilecek kadar donanım edindi. Siz Gizem Atak'sınız sanırım falan diyebiliyorlar.